Arkadaşlar, herkese selam. Kanalımın yeni videosuyla sizlerleyim. Videolardan anında haberdar olabilmek için abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca sizlerin like atması kanalın sürekliliği için en önemli etken. Like atan ve yorum yapan herkese teşekkürler. Hadi hızlıca konuya geçelim. Bugün konumuz Ani Devani. Biraz geçmişe gidecek olursak 1970'li yıllardı. Uganda Devlet Başkanı Idi Amin, Güney Asyalıların ülkesini mahvettiğini düşünmeye başlamıştı ve onları ülkeden sınır dışı etmeye kararlıydı. Bu insanlara ülkelerinden çıkıp başka yere gitmeleri için 90 gün süre verildi. Hinduka ailesi de ülkeyi terk etmesi istenen ailelerden biriydi. Aile Uganda'dan taşınmak zorunda kaldı. Birkaç başarısız girişimden sonra ise İsveç'te sığınma hakkı kazandılar. Barista'da yerleştiler ve 1982'de Ani isminde bir kızları oldu. Ani, insanları hayatı dolu dolu yaşamayı teşvik etmeye çalışan, dışarıdan dertsiz tasasız gözüken bir kadındı. İnsanların sürekli şarkı söylemesini, dans etmesini ve gülmesini istiyordu. Ailesi ve arkadaşları onun pozitif haline bayılıyorlardı. 2009 yılında Ani, gelecekteki kocası Shin Devani ile tanışacağı bir iş gezisine çıktı. Seyahatinin rotası Londra'ydı. Shin'in ailesi de yine Ani'nin ailesi gibi Uganda hükümetinin kararı sebebiyle Uganda'dan İngiltere'ye taşınmıştı. Ancak bu taşınma kararı onların açısından çok iyi olmuştu. Bir huzur evi açmışlardı ve zamanla milyoner olmuşlardı. Ortak bir aile dostu çöp çatanlık yaparak Ani ve Shin'i tanıştırdı. Hem Ani hem de Shin birbirlerini tanımasalar da ilişki kurmayı deneme kararı aldılar. Kısa süren tanışmanın ardından çift evlilik kararı aldı. 2010 yılında Ani ve Shin asıl ülkeleri olan Hindistan'da rüya gibi bir düğün yaptılar. Bol yemekli, danslı ve sevgi dolu 3 gün süren bir etkinlikti. Shin düğünden sonra sürpriz bir balayı hazırlamıştı. Bunun üzerine çiftimiz Kasım 2010'da Güney Afrika Cape Town'a gitti. Yeni evli çiftimiz Cape Town'un en prestijli otellerinden birinde kalıyordu. Ani ve Shin gittiklerinde otelin karşılama ve bırakma hizmetini kullanmak yerine taksi kullanmayı tercih ettiler. Shin bunu para biriktirmek için yaptıklarını iddia etse de bir milyonerin balayında otelin hizmetini kullanmak yerine sadece daha ucuz diye taksi kullanması gerçekten kulağa garip geliyor. Her neyse, çift otele ulaştı ve Ani check-in yapmak için içeri girdi. Ancak Shin taksi şoförüyle yaklaşık 10 dakika daha muhabbet etti. Shin ardından taksi şoförü olan Zola Tongo'dan onları Cape Town'a götürmesini ve onların turist rehberi olmasını istedi. Ardından sürücü hemen bu teklifi kabul etti. Ertesi sabah Tongo biraz para bozdurmak için Shin'i aldı. Daha sonrasında ise üçü beraber geziye çıktılar. O geziden sonra günü havuz başında dinlenerek ve birkaç içki içerek geçirdiler. Akşam 7.30 civarında Tongo onları akşam yemeği için aldı ve onları rezervasyon yaptıkları restorana götürdü. Ancak çift bir anda plan değiştirdi ve hafif bir yemek yemek için rezervasyonu iptal etti. Sonrasında ise farklı bir yere gittiler. Akşam 22.30 civarında Tongo onları Cape Town'daki farklı bir restorandan aldı. İddiaya göre otele dönerken Shin ve Ani, Tongo'nun onları yerel bir Cape Town mahallesine götürmesi konusunda ısrar etti. Bu ısrarın ardından Tongo onları Guguletu'ya götürdü. Guguletu güvenli bir mahalle değildi. O yüzden gerçekten mantıklı bir fikir gibi durmuyordu. Ne yazık ki bunu zor yoldan öğreneceklerdi. Bir kavşakta iki adam taksiyi durdurdu ve maalesef tabancaları vardı. Adamlar Tongo'yu dışarı attılar ve taksiyi kaçırdılar. Yaklaşık 20 dakika arabayı sürdükten sonra Shin'i de dışarı attılar. Ardından yola devam ettiler. Nereye gittiklerini ise kimse bilmiyordu. Hem Tongo hem de Shin hızlıca polisten yardım istediler ve Ani yarama çalışmaları hemen başladı. Maalesef bir süre sonra Ani'nin cansız bedeninin bulunduğu terk edilmiş bir taksiye ulaştılar. Birisi ölümcül bir şekilde Ani'yi boynundan vurmuştu. Ayrıca şiddetli bir kavga ettiklerini gösteren birkaç iz vardı. Mücevherleri ve pahalı aksesuarları da çalınmıştı. Başından beri polis bu hikayede göründüğünden daha fazlası olduğunu düşünüyordu. Çiftin neden gece Guguletu'yu ziyaret ettiğine kimse anlam veremedi. Sürücü o mahallenin ne kadar tehlikeli olduğunu biliyordu ve yine de onları oraya götürdü. Polis bu duruma şüpheyle yaklaşıyordu. Üstelik hırsızların diğerlerini serbest bırakıp sadece Ani'nin eşyalarını çalması ve sadece onu öldürmesi gerçekten kafa karıştırıyor. Bu arada cinayet Güney Afrika turizmini de etkilediği için dava medyanın da büyük ilgisini çekti. Memurlar üzerindeki baskı yüksekti ve onlar bir an önce konuyu çözmek zorundaydılar.
Birkaç gün içinde polis, suça karışan araba hırsızı Zoli Mengene'yi tutukladı. Mengene, suçunu hemen itiraf etti ve diğer arkadaşı olan hırsız Kıvabe'nin adını verdi. Polis Kıvabe'yi birkaç gün içerisinde tutukladı. Yakalanan adam, onları iş için tutan başka bir adam olan Monde Blombo'nun adını verdi. İşler gitgide sarpa sarıyordu. Her yakalanan başkasının ismini veriyordu. Diğer yakalanan adamsa bu sefer taksicinin ismini verdi. Dediğine göre onları taksici adam kiralamıştı. Polis daha sonrasında Tongo'yu tutukladığındaysa o da planı yapan kişinin Shin olduğunu itiraf etti. Diğerleri başlangıçta Shin'den bahsetmezken Tongo'nun itirafından sonra hepsi onun hakkında ifade verdi. Hatırlarsanız Annie otelde check-in yapmak için içeri girmişti ve Shin o sırada Tongo'yla 10 dakika konuşmuştu. Tongo'nun ifadesine göre Shin orada karısını öldürmek için işbirliği ve para teklif etmişti. Shin ayrıca olayların ters giden rastgele bir soygun gibi görünmesini istemişti. Dediğine göre Shin bu iş için ona 2600 dolar para ödemişti. Tongo Shin'e bunu kendisinin yapamayacağını ancak bunu yapabilecek birilerini tanıdığını söylemişti. Polis ayrıca Tongo'nun hikayesini doğrulayan telefon kayıtlarını ve kamera görüntülerini buldu. Ancak görüntülerde yalnızca görüntü vardı, ses yoktu. O yüzden tam bir kanıt sayılmazdı. Cinayet sabahı Shin Tongo ile gidip parayı ödemişti. Polisler sorduğunda Tongo parayı suikastçılara ödeme yapmak için aldığını iddia etti. Tongo ayrıca cinayetten sonra birkaç kez Shin ile görüştüğünü söyledi. Polis bir kamera görüntüsünde Shin'in Tongo'ya beyaz bir zarf verdiğini görmüştü. Polis Shin'in telefonuna ulaşamazken Google Yetu'da dolaşırken onun Tongo'ya mesaj attığını öğrendiler. Az önce anlattıklarım tamamen Tongo'nun ve tetikçilerin ifadesine dayanıyor. Shin ise sürekli reddediyordu ve olayla hiçbir ilgisi olmadığını savunuyordu. Shin için işler gitgide kötüleşiyordu, ifadesini sürekli değiştiriyordu ve polis Shin'e asla inanmıyordu. Aynı şekilde Shin'in Annie'nin ailesiyle yaptığı konuşmalar da tutarsızlıklarla doluydu. Zaman çizelgesini, detayları sürekli değiştirip duruyordu. Sanki bazı noktaları ezberlemiş ve hikayenin geri kalanını uydurmuş gibiydi. Kısa süre sonra Tongo, Shin'in aleyhinde ifade vermek için bir savunma anlaşması yaptı. Bu anlaşmayla birlikte 18 yıl hapis yatmayı kabul etti. Bu savunma anlaşması Güney Afrika polisinin o zamana kadar Londra'ya dönmüş olan Shin'e karşı arama emri çıkarmasına izin verdi. Görünüşe göre soruşturma Shin'in umrunda bile değildi. Annenin ailesine göre Shin, anne ve ailesine karşı son derece saygısızdı. İnsanların onun için yas tutmasına ve davasına çok ilgi göstermesine kızgınlıkla karşılık veriyordu. Nedense bunların hiçbirini istemiyordu. Sanki bir şeylerden korkuyor gibiydi. Shin yaklaşık bir ay sonra İngiltere'de tutuklandı. Ancak kısa süre sonra kefaletle serbest bırakıldı. Shin'in ailesi halkın ilgisini başka yöne çevirmek için bir halkla ilişkiler ajansıyla anlaşma yaptı. Çünkü bu durum işlerini etkilemeye başlamıştı. Ajans onu karısını gerçekten çok seven, yas tutan bir koca olarak tasvir etti. Ancak kısa süre sonra bir adam Shin ile ilişkisi olduğunu açıkladı. Shin'in gizli bir gay olduğunu iddia etti. Ancak Shin ve ailesi bu iddiaları hemen yalanladı. Bu süreçte Annie'nin ailesinin eli kolu bağlanmıştı. Her şey ortada gibiydi ama hiç kimse hiçbir şey yapmıyordu. Bu durum kaynaklı harap olmuşlardı. Bir zamanlar mutlu bir hayatları vardı ama maalesef darmadağın oldular. Güney Afrika'da Annie'nin öldürmesine karışan adamların hepsi Shin'e karşı ifade vermek için savunma anlaşması yaptılar. Kıvabe 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tongo 18 yıl hapis cezası aldı ama yine de şartlı tahliye edildi ve Haziran 2022'de serbest bırakıldı. Mulombo her şeyi itiraf etmesi karşılığında tam dokunulmazlık aldı. Mengene bir savunma anlaşması yapmadı ve ömür boyu hapis cezası aldı. Ancak 2014 yılında beyin tümöründen öldü. Mart 2011'de İngiliz yargı sistemi Shin'in kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle Güney Afrika'ya iade edilmesi gerektiğine karar verdi. Ancak Shin'in avukatları Shin'in akıl sağlığında sorun olduğunu ve kendi canına kıymaya meyilli olduğunu öne sürerek bu karara itiraz ettiler. Ve itirazlarını da kazandılar. Sağlığı iyileşene kadar bu karardan muaf tutuldu. Sonunda 2014 yılında Annie'nin öldürülmesinden tam 4 yıl sonra Shin nihayet Güney Afrika'ya iade edildi. Kendisine yöneltilen tüm suçlamalarda suçsuz olduğunu iddia etti. İddia makamı Shin'in gay olduğunu ve toplumsal baskı nedeniyle Annie ile evlendiğini savundu.
ve savunmaya göre kültürü, boşanmaları hoş karşılamadığı için karısını öldürmüştü. Daha önceki yaptığım bir davada da bununla karşılaşmıştık. Şin'e karşı telefon kayıtları, ifadeler, kamera görüntüleri, erkeklerle tanışma sitesi geçmişi gibi kanıtlar sundular. İddia makamı ayrıca Annie'nin Şin'den memnun olmadığını da savundu. Hatta ailesine onunla evlenmenin bir hata olduğunu defalarca söylemişti. Bununla alakalı balayındayken mesaj atmıştı ama ailesi onu dinlemeyip aslında zorla evlendirmişti. Şin'i savunan avukatlar, Şin'in Tongo'ya verdiği zarfın şoförlük hizmetleri için bir teşekkür olduğunu söylediler. Ayrıca Şin'in rastgele bir taksi şoföründen karısını öldürmesini istemesini ve onun da kabul etmesini gülünç buldular. Birçok gazete haberinde polisin diğer suçluları döverek Şin'i zorla suçladığı yer aldı. Ayrıca Güney Afrika polisinin bu tür eylemlerle ünlü olduğunu iddia ettiler. Fakat eşini suçlamak polise hiçbir şey kazandırmamıştı. Direkt olarak buldukları suçluları da hapse atabilirlerdi. O yüzden bu iddialar bana inandırıcı gelmiyor. Sonunda Şin'in avukatları Tongo'nun operasyonun arkasındaki gerçek beyin olduğuna dair bir algı yarattılar. 2 ay sonra dava düştü ve Şin hiçbir ceza almadı. Annie'nin ailesi yıkılmıştı. Kamera görüntülerine, telefon kayıtlarına ve tüm diğer kanıtlara rağmen Şin'in salıverildiğine asla anlam veremediler. Annie'nin ailesi bir İngiliz adli tıp görevlisinden Güney Afrikalı adli tıp görevlisinin bulgularını doğrulamasını istedi. Ancak İngiliz adli tabip davayı yeniden açacak ek bir kanıt olmadığı için herhangi bir şey yapamadı. Annie'nin ailesi aynı zamanda Güney Afrikalı hakim hakkında da şikayette bulundu. Davanın neden bu kadar çabuk reddedildiğini öğrenmek istediler. Ama bu da hiçbir sonuca bağlanmadı. Dava hakkında yapacak çok yorum var ama yorumları size bırakıyorum. Davamız buraya kadardı. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Az önce de belirttiğim gibi konuyla alakalı yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca buraya kadar izlediysen like atmayı ve abone olmayı unutma. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.